sana bir soru. iPhone nerede? Valla nerede? Harbi harbi soruyorum sana gerçekten. Yok al şeyde ayağımın. Nerede? Ayağımın altında mı? Tamam. Gerginlik. Stüdyoda gergin anlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Heyecan dorukta çünkü stokları tükenen bir iPhone 15 Pro Max almaya gidiyoruz. Şu anda Amerika'dayız. Amerika'da bir sipariş vermiştik arkadaşımız için. O telefonu teslim almaya gideceğiz. Bu arada ben lansmandayken yenilikleri duyurduğumda birçok kişi ya bunda çok fazla bir şey yok, bunu niye alalım ki vesaire demişti. Ama siparişler yağmur gibi yağdı. Şu anda yok satıyor. Bugün itibariyle bir tane iPhone 15 Pro Max natural titanyum almak istediğinizde Kasım ayını söylüyor. Yani şu anda ben Eylül ayındayım. Eylül bitecek, Ekim bitecek. Sonra Kasım'ın ortasında belki gelecek arkadaşlar. Bu kadar yoğun bir talep var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan yola çıkacağız ve Apple Store'a doğru gideceğiz. Randevumuz saat 10.30'daydı. Şu anda saat 10.07. Hadi yola çıkalım. Garaja indik ama araba yok. Araba serviste. O nedenle Tesla ile gideceğiz arkadaşlar. Burada biraz şarj az ama olsun. Sorun yok. %20 dünyalara yeter. Hadi bakalım. Seda da bana yardımcı olacak. iPhone 14 Pro Max'ten geçiyor musun? Valla 15. Kütüphan pembe olan. 15'te pembe yok. Adresimiz girildi. Apple Store, Stonebridge diye bir mağaza var. Oraya doğru gideceğiz. Eve yaklaşık 9 dakika uzaklıkta. Hadi bakalım. Şarjı bak gösterdim size %22. Ama ondan ne kadar giderim? Bayağı. 71 mil. Bayağı giderim. Gidemediler. Valla heyecanlıyız yine ya. Niye heyecanlıyız? Niye heyecanlı olmayayım ki? Şimdi bu 15 Pro Max'e bir titanyum olayı var biliyorsunuz. O beni heyecanlandırıyor. Ondan sonra aksiyon butonu var. O beni heyecanlandırıyor. Bu kameralar falan zaten çok iyi. Bu arada ben şu anda bu vlogu bir iPhone 14 Pro ile çekiyorum arkadaşlar. Aa bir şey söyleyeceğim. Benim için acayip bir an. Neden? Çünkü Pro Max'e geçmek zorundayım. Yani ben önceden kolay tuttuğum için, parmaklarım güçlük olduğu için 14 Pro kullanıyordum. Ama şimdi 15 Pro Max'e geçmek zorundayım. 15 Pro değil. Niye öyle? Çünkü 15 Pro Max'in kamerası 15 Pro'dan farklı. Önceden aynıydı. 14 Pro ile 14 Pro Max'in kamerası aynıydı ama şimdi farklı. Bu arada 14 ailesinde enteresan bir şey var. Mesela bütün 14 ailesi aynı işlemciye sahipti. 15'te 15 ve 15 Plus A16 Bionic, 15 Pro ve 15 Pro Max A17 Pro işlemciye sahip. Ya o nedenle çok beni heyecanlandırıyor. Yani şimdi bana kızıyorlar, tamam mı? Diyorlar ki abi sen amma heyecan yaptın ya. Lansmanda o nasıl bir heyecandı? Ne oldu abi? Hani ne gereği vardı böyle şeylere? Kaç yaşında adamsın vesaire diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar. Yani okuyorum ben yorumları abi. Sonrasında bakıyorum. Hani ben boşuna heyecanlanmıştım. Hani hiç kimse sallamayacaktı. Gene yok satmış. Ya yok böyle. Ya bana gelen telefonlar var ya anlatamam. Abi ne olur al gel. Abi lütfen al gel. Gümrükten nasıl geçeceğim abi? Tamam da. Evet arkadaşlar bu arada sesler Tesla'dan gelmiyor. Tesla'da böyle bir ses çıkmaz. Bebek koltuğumuzun sesleri onlar. Evet. Aldığın arabayı 6 ayda pert ettiğin yazıklar olsun. Yol yaptı, kopri yaptı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Herkesin merak ettiği telefona 7 dakika kaldı. Otonom sürsün ya. Oh polis mi şu? Vallahi polis. Evet. Ama Oakland'ın polisi ya. Bizim şehrin polisi değil. Bize bir şey yapmaz. Sıkıntı yok. Tesla bizi götürsün. Sinyal verdi. Nasıl döneceksin Tesla? Yol da vermiyor soldaki emme. Hadi gir. Gir 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 gir. Evet evet işte bu. İşte bu. Bir sol daha yaparsın şimdi sen. Evet. Çok agresif sürüyor ya. Allah polisin arkasındayız. Hiçbir şey yapmıyorum abi bak. İnanmıyorum. Sağa kırdı. Bak kavşaktayken yemin ediyorum delirdi. Kavşaktayken şerit değiştiriliyor mu ya? Türkiye'de yasak. Neyse konudan sapmayalım. iPhone'a gidiyoruz. Bahsettiğim AVM'ye geldim. Burası Stonebridge. Biraz böyle arka taraflarda bıraktı bizi ama bence mantıklı bir yerden bıraktı. Çünkü şuradan girip sol tarafa geçince Apple Store'u göreceğiz. Bu arada şu şarj istasyonlarını aşırı kötü kullanıyorlar ya. Adamlar 60 ya. Böyle bir şey yok vallahi. Yazık günah şu yatırımı yapanlara. Bakalım burada yoğunluk var mı? Normalde bu saatlerde AVM'de çok kimse olmaz. Çünkü daha yeni açıldı. Saat 10'da açılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir Apple Store'da ufak bir yoğunluk olabilir. Belki olmayabilir de. Şimdi burada Covid'den sonra hep böyle sipariş usulü. Yani siparişini veriyorsun, saatin gelince alıyorsun. O nedenle çok bir yoğunluk olmayabilir. Acaba mağazada başka iPhone 15 Pro Max var mı? Hakikaten sipariş eden çok arkadaşım oldu. Eğer başka bir iPhone 15 Pro Max de bulursam şöyle bir düşünürüm. Alsam mı almasam mı diye. En çok da natural titanyum. Onun Türkçedeki rengini ben bakmayı unuttum.
unuttum. Ne renk diye geçiyordu acaba? Doğal titanyum diye mi acaba? Doğal beyaz mı? Tam bilmiyorum ama zaten montajda doğrusu neyse onu eklemiş olurum arkadaşlar. Heyecan dorukta, 100 metre kaldı. Bu arada kimsenin olmadığı AVM'de sıraya girilen tek yer Apple Store. Şu anda görüyor musunuz? Biraz yaklaştırayım. Evet, şu anda sırada insanlar. Ben de gireceğim. Randevum olduğunu söyleyeceğim. Hakikaten her taraf 15. Pro'lar 15'ler. Allah, hadi bakalım. Geçiyorum. Şu anda benim saatim 10.30-11 arası ve birkaç dakika sonra içeriye girmiş olurum. Apple ekibi inanılmaz. Hi. H-A-K-K-I. Haki. Yeah, this one. You got it. You ready? Thank you. Alright, Haki. Is it just one reservation? One. Perfect. This is my friend Lorena. Bak, iPhone 15 Pro Max'ler. Ver bana, sen ne hissedeceksin acaba? İlk karşılaşma anın. Hafif mi? Bir şey söyleyeceğim. Fark var yani. Gerçekten mi? Çok fark var. Ben şu an mesela 14 Pro Max denilmiş, bu da 15 Pro Max. Fark var diyorsun. Hissiyatta çok fark var. Evet. Ve geldi arkadaşlar, şu anda kayıt işlemleri halloluyor. Thank you so much. Thank you so much. Ve iPhone 15 Pro Max elimde arkadaşlar. Şimdi eve gideriz, evde kutusunu açarız. Valla nerede? Harbi harbi soruyorum sana gerçekten. Abi. Yok al şeyde ayağımın. Nerede? Ayağımın altında mı? Tamam. Gerginlik. Stüdyoda gergin anlar. Nihayet eve geldik. Şu anda kutu burada. Hemen çıkartayım ben onu. Evet. Bu arada ne aldık? Mavi olanı aldık arkadaşlar. Hemen bir iPhone 14 Pro Max'i de getirdim. Çıktığı zaman kıyaslarız diye. Şimdi ne yapacağız? Önce şunu bir çıkartacağız. Hop. Evet. Sonrasında... Tamam. Hadi bakalım. iPhone 15 Pro Max. Hoş geldin. Aha da Type-C kablo. Vallahi Type-C. İki ucu Type-C. Hem de tekstil kaplamalı bir Type-C kablo. Ne var kağıt görek işlerinde? Artık fiziksel sim kartı yok diyor. eSIM'le kullanacaksın diyor. Bu tarlayı Tim Cook üzerine yaptığımıza dair bir senet. Bu da alnımıza yapıştırmamız gereken Apple logosu. Bunun alet bebeğiyle beraber hallederiz diye düşünüyorum. Ve işte elimde iPhone 15 Pro Max. Hadi bakalım açıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah diyerek açtık. Ve hayırlı olsun. Şimdi hızlı bir kurulum yapayım. Yandaki butona basıyorum. Bu arada çok hafif gibi geldi. Yani bana sanki böyle bir 14 Plus taşıyormuşum efekti var şu anda. Malzeme kalitesi değişmiş bu arada. Yani şuradaki malzeme ile bu malzeme çok farklı. Şu daha güzel gibi geldi bana. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın Seda çok iyi bir şey yaptı. Ne yaptı? Abi kamerayı kırmış. Ne iyi bir şey diyeceksiniz bana. Şöyle, bu kameranın koruma camı var. Koruma camı kırıldı. Şimdi bu konuyla alakalı size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü elimizdeki bu telefonlar çok pahalı telefonlar, çok değerli telefonlar. Bir de paran olsa bile hemen bulamayacağın telefonlar olduğu için bunları korumamız lazım. Harika bir önerim var arkadaşlar. Gelin bu öneriyi hep beraber izleyelim. iPhone 15 Pro Max için harika aksesuarlar aldım. Sadece Pro Max değil, tüm 15 serisi için bu görmüş olduğunuz aksesuarlar geçerli. Tabii ilk olarak kılıflarla başlayalım. Zorin'in bu kılıfları gerçekten çok kaliteli ve cihazı tamamen koruyor. Mesela bu kılıf Banks markasına ait, hiçbir şekilde sararmıyor ve cihazı tamamen koruyabiliyor. Kevlar karbon isterseniz böyle bir model de var. Kılıfı çizseniz bile yapısından dolayı hiçbir şey olmuyor. Kırılmaz cam da önemli. Mesela bu camın kenarları kırılmaya dayanıklı. Hem hayalet hem de yüksek şeffaflık ve netlik sunabiliyor. Bir cam koruması daha yapacağız tabii. Tabii ki kameralar her ne kadar sağlam bir cam ile korunsa da ek bir koruma yapmanız gerekiyor. Zorin'in bu ürünü kameralardaki netliği bozmuyor ve cihazın tasarım bütünlüğüne de eşlik ediyor. Yani dışarıdan bakıldığında lens koruması var gibi durmuyor. Geldik şarj kısmına. Kutudan bir adaptör çıkmadığı için 33 wattlık bu adaptör telefonu hızlı bir şekilde şarj edebilir. Birden fazla giriş sunması diğer cihazlarınızı şarj etmek için de çok önemli. Yanımda taşıdığım kablolu kulaklık artık Type-C olduğu için Zorin'den bu ürünü de temin ettim. Godes markasına ait bu kulaklık zor anlarda hayat kurtarıyor diyebilirim. iOS 17 ile hayatımıza giren masa saati özelliğini kullanmak için MagSafe destekli şarj standını kullanmak isteyebilirsiniz. Sadece telefon değil, Apple Watch ve AirPods'unuz da bu stand sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Tabii bir de benim gibi hareketli bir hayatınız varsa Powerbank'e ihtiyacınız olabilir. Hem stand olan hem de telefonu şarj eden bu Powerbank, SkinArmor markasına ait, tasarımı şık ve 5000 mAh bataryası var. Daha büyük bir şey isterseniz Vivo'nun bu 20.000 mAh'lik Powerbank'i 22.5 Watt gücünde ve üzerinde
de kablosu ile beraber geliyor. Ayrıca MagSafe desteği de var. Çantada olması gereken ürünlerden biri diyebilirim. Anlattığım tüm bu ürünler Zore güvencesiyle satılıyor. Bu ürünlere ve daha fazlasına ulaşmak için açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayın ve binlerce aksesuar arasından istediğinizi satın alın. Bu öneriyi izledikten sonra hadi bakalım artık kurulumu yapalım. Yağ gibi akan bir telefon var. Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri diye ayarlıyorum. Sürdür diyorum. Başka bir aygıt olmadan devam et. Wi-Fi olmadan sürdür. Biraz etkinleştirilmesi için bekleyeceğiz. Biz beklerken şu action button, yani aksiyon butonunu da göstermiş olayım. Bu hayatımızı kolaylaştıracak bir buton. Çünkü buna istediğimiz fonksiyonu atayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir kere bastım bir şey. İki kere bastım bir şey. Uzun bastım bir şey. Yani kafadan zaten 3 tane fonksiyonu var arkadaşlar. Bir de yazılım güncellemeleri geldikçe bu arkadaşın çok daha yetenekli olacağını düşünüyorum. Burada ses açıp kapatma butonumuz var. Herhangi bir sim girişi yok. Ama asıl olay şurası ya. Yani artık Type-C girişimiz var ya. Hadi bir deneyelim böyle yalandan. Hop. Evet. Hayırlı olsun. iPhone 15'in kurulumu tamamlandı. Şimdi biraz dışarıya çıkayım ve bazı fotoğraflar, videolar çekeyim. Sonrasında da bu çekilen ilk fotoğrafları sizlerle paylaşayım. Şu anda iPhone 15 Pro Max ile 4K 60 FPS ilk videomu çekiyorum ve herhangi bir gimbal vesaire yok. Normal yürüyüşümüz var. Şimdi yoğun bir güneş ışığına geçeceğim ve biraz ters ışıkta bazı denemeler yapalım. Şu an güneş tam tepemizde arkadaşlar. Mesela şöyle şarj olan bir Tesla'nın altından ters ışığa doğru çekim yapayım bakalım. İmaj sabitleyicisi mükemmel. Yani sanki bir gimbal varmış gibi şu anda çalışıyor. Biraz daha gölgeye doğru geçelim. Şuradaki yeşillik çekelim. Yani ben çok etkilendim. Mükemmel video çektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda etrafımda biraz inşaat gürültüsü var. Sesi nasıl kaydediyor onu da zaten dinliyorsunuz. Biraz da yoğun bir kırmızıyı çekelim. Ana kameranın 4K 60 FPS hali böyle. Bir de ön kameraya geçeyim. Bu da ön kamera arkadaşlar. Ön kameranın 4K 60 FPS haliyle şu anda yürüyorum. Biraz ters ışıkta da biraz çekelim. Benim gözler ışığa çok hassas. Evet, şu an güneş tepemde. Yani daha ötesi yok. Ama HDR mükemmel çalışıyor gibi görünüyor. Detaylı incelemeler gelecek. Bir de zoomlu video çekeceğim. Ana kamerayla çekime başladım. Şu anda 2x zoom yaptım. Bu da 5x zoom arkadaşlar ve aynı zamanda optik imaj sabitleyicisi de çok iyi çalışıyor. Tekrar ana kameraya geldim ve ultra geniş açıya döndüm. Ultra geniş açıdan ne yapacağım? 5x'e zıplayacağım. Evet. Hakikaten müthiş. Şimdi de komşumuzun köpeğini çekeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz bize izin verdiği için. Gel buraya gel. Tabii Türkçe'yi anlamadığını düşünüyorum. Harika görünüyor. Şimdi birkaç tane fotoğrafını çekeyim. Geldik videonun sonuna. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu ortamda hızlı bir şekilde, samimi bir şekilde bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Amerika'dan bir iPhone 15 Pro Max alınca neler oluyor, nasıl oluyor, kaça geliyor vesaire. Bunları sizlerle paylaştım ama benim kendi kişisel tavsiyem şu. iPhone'u Türkiye'den almak bence daha mantıklı ve deneyimi daha iyi. Yani çünkü eğer bu telefonu Türkiye'ye getirirsek satamayacaksınız. Bir sürü sıkıntıları var. İşte teknik destek konusunda biraz problemler var. O nedenle Türkiye'den almanız çok daha mantıklı. Türkiye'de de bir hafta içerisinde satışa başlayacak zaten. Ön siparişler alınmaya başlandı. Siz de güvenli bir şekilde satın almak isterseniz bunun çok basit bir yolu var. Gerekli olan linki videonun açıklama kısmında bıraktım arkadaşlar. Tıklayıp sipariş edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada iPhone 15 Pro Max inceleme videosunda ne görmek istiyorsunuz? Merak ettiğiniz konular neler? Lütfen aşağıya yazın. Hoşça kalın.